Herkese merhaba. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün sizlere kedilerde iselin nedenleri ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi vereceğim. Video başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone olup Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayınız. Öncelikle 0-4 aylık yaş grubundan bahsetmek istiyorum. Bu yaş grupları arasında olan kedilerde özellikle anne sütü almamış toplu halde kedi bakılan yerlerde gelen yavrularda Çoğunlukla bağışıklıkları düşük olduğu için viral hastalıklar çok sık şekilde görülebilmektedir. Neden viral etmenlerden bahsediyorum? Çünkü viral etmenler sonucu da iseller görülebilmektedir. Özellikle bağışıklığı tam oturmamış yavru kedilerde viral etmenler çok sık şekilde karşılaşılmaktadır. Nedir peki bu viral etmenler? Kediler, pan, kedilerde panlekopeni yani kanlı isel diye tabir ettiğimiz koronavirüs yani FIP diye tabir ettiğimiz ve kedi lösemisi bu hastalıkların hepsinde iselle seyretmektedir. 0-4 aylık bir yavru kedimiz var. Aşıları da yapılmamış. Bu süre zarfı içerisinde ishal yapıyor. Ishal ağır kokulu ve ara ara kanlı, ara ara normal ishal yapıyor. Eğer böyle bir durum görüyorsak ya eğer hemen veterinere götürmeliyiz. Veterinerde dışkı analiz testleriyle birlikte sorun hemen anlaşılacaktır. Neden hemen götürmeliyiz diyorum? Çünkü e, az önce bahsettiğim sebeplerden yani viral etmenlerden dolayı olduğu için yani ölümcül hastalıklar görülebiliyor. Kedimiz büyük olsa e, evde birkaç yöntem deneyerek onları iyileştirebiliriz. Ama viral etmenler e, çok kısa sürede e, kedimizin hayatını kaybetmesine sebep olduğu için e, hiç vakit kaybetmeden e, en yakın veteriner kliniğine götürmemizde fayda var. Az önce 0-4 aylık yaş grubu içerisinde ishal durumu görüldüğü zaman Yapılacaklar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Şimdi yetişkin ve aşıları tamamlanmış bir kedimiz var ise neler yapabiliriz? Ne gibi önlemler almalıyız? Neden bu hastalıklar görülür? Onun hakkında bilgi vereceğim. E, 7 tane maddeye böldüm ben size. Aslında bana göre biraz kısa oldu. Size göre belki uzun olmuş olabilir. Ama bu 7 madde de gerçekten çok önemli. E, hemen başlayalım şimdi onlara. Başlamak istiyorum. 7 madde nedir bunlar? İlk maddemiz... Diyete bağlı görülen ishal. Diyete bağlı görülen ishalde neler görülür? Diyete bağlı görülen ishalde ani mama değişikliği, fazla miktarda bir anda mama tüketilmesi, ondan sonra bozuk veya böyle işte küflenmiş mamaların yedirilmesi, bunun dışında ev yemekleri, yoğun baharatlı gıdaların verilmesi, normalde kedinize alerji yapabilecek gıdaların verilmesi sonucu iseller görülebilmektedir. Peki gıdaya bağlı alerji olduğunu veya isel olduğunu nasıl anlayabiliriz? Gıdayı verdikten sonra iseller görülüyorsa ve normal gıdasını verdiğiniz zaman düzeliyorsa demek ki bu gıdaya karşı bir alerjik reaksiyon, bir isel nedenli bir sonuç gelişiyor. O yüzden bu durumda gıdaya bağlı bir alerji ve isel gözüküyor onun için daha dikkatli ve temkinli o gıdayı kullanmamızı gerekiyor. Hatta belki de hiç kullanmamız gerekiyor. Kullanmamamız gerekiyor. bazen çok sık konserve mama tüketmeleri de dışkının yumuşamasına ve ishal olmasına sebebiyet vermektedir. O yüzden kalitesiz konserve mamalardan uzak durmalıyız. Kalitesiz konserve mamalar vermemeliyiz. kalitesiz konserve mamalar da ishale sebep olmaktadır. İkinci nedenimiz paraziter etmenler. Paraziter etmenler çoğunlukla sokaktan gelmiş yavrularda, aşıları olmayan yavrularda paraziter etmenler çok sık şekilde görülmektedir. Peki bunu nasıl anlarız paraziter etmen olduğunu? Dışkıyla birlikte beyaz solucan şeklinde bir şeyler çıkartırlar. Pirinç tanesine benzer. Bu parazittir. Bununla birlikte parazit yumurtası da atarlar. Buradan da anlayabilirsiniz. Böyle bir durum gördüğünüz zaman hemen dışkıyla birlikte hemen veterinere giderek... E, parazitten şüphelendiğinizi ve veteriner hekiminizden yapılması gerekenleri e, talep edebilirsiniz. Şöyle bir durumda da e, eğer dışkıyı götürme şansınız yoksa eğer dışkının fotoğrafını çekerek de veteriner hekiminize götürebilirsiniz. Bu durumda e, şöyle bir yol izliyoruz. Öncelikle parazit e, tedavisine başlanıyor. Parazit tedavisi yapılıyor. 10 gün arayla iki parazit tedavisi yapıyoruz bu süre zarfı içerisinde. Çünkü e, hiçbir parazit e, tedavisi yumurtalara etkili değildir. 10 gün sonra yumurtalar erişkin hale geçileceği için onları da öldürmek adına 10 gün sonra bir parazit daha tedavisi yaparak tamamen parazit kökenli isellerden kurtuluyoruz. Şimdi sırada 3. maddemiz olan bakteriyel nedenler. Bakteriyel nedenler genellikle ince bağırsak florasında aşırı derecede zararlı diye nitelendirdiğimiz bakterilerin üremesi sonucu görülür. Bu durumda da Herhangi bir mama değişikliği veya gıda e, bozukluğu olmadıysa eğer bakteriyel sebeplerden dolayı görülmüş olabilir. Bakteriyel kontaminasyondan dolayı görülmüştür. Bu durumda hiç vakit kaybetmeden veterinerinize giderek e, antibiyotik tedavisine başlanmasında fayda var. Dördüncü nedene geçiyoruz. Dördüncü neden e, şöyle isimlendirilebilir. Dördüncü neden bazı durumlarda e, bazı antibiyotikler e, kedimize e, zarar verebiliyor. Yani alerjik reaksiyon oluşturabiliyor. Fazla miktarda ilaç kullanımı da e, isellere sebep olabilmektedir. Bu durumda da iseller görülebilmektedir. Sırada 5. nedenimiz var. 5. neden yabancı bir cisim kemirme veya yabancı bir cisim yutma durumunda da iseller görülebilmektedir. Burada bakmanız gereken kedinizin bir oyuncağı kaybolduysa eğer veya bir yer kemirildiyse ...orada bir kemirme durumunda hafif bir eksiklik oluştuysa eğer... E, ...isel durumu görülebilmektedir. Zaten bu durumda hemen e, hastanın, kedimizin dışkısını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani iselin içerisinde başka bir parçacık veya başka bir şey var mı... E, ...bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer öyle bir şey varsa eğer hemen veteriner hekime gidererek e, röntgenle kedimizin mide ve bağırsak sistemini detaylı olarak inceletmemiz gerekiyor. Bu durum herhangi bir tıkanıklığa sebebiyet vermektedir. Sırada 6. nedenimiz var. Altıncı neden parazitlerin abisi olarak nitelendirdiğimiz protozonlar. Protozonlardan dolayı isel ishal görülebilmektedir. Peki bu protozonları nereden alırız? Kediler protozonları toplu halde bakılan Kedi barınakları veya eğer kediniz dışarıya çıkıp eve geliyorsa, diğer kedilerin dışkısından bu protozonları alırlar. Bu protozonların da ayrı bir tedavisi vardır, antibiyotik tedavisi şeklinde ilerler. Onu da veteriner hekiminiz size yapılması gerekenleri uygun dozlar halinde yaparak protozonların tedavisinde çözümlemektedir. Son olarak yedinci neden var sırada. Yedinci neden ince bağırsağın yangısal hastalığı olarak nitelendirilmektedir. Nedir peki bu yangısal hastalık? E, kronik şekilde iler bu yangısal hastalık. Bağırsa bir e, boru gibi düşünün. Borunun içinin kalınlaştığını e, ve bağırsak villuslarının yani yemden yararlanmak ya, yemden yararlanmak isteyen bağırsak villüslerin orada emici görev yaparlar. O villusların kaybolması veya çok az çalışması e, sonucu e, bu şekilde iserler görülebilir. Bu durumda peki bu durum nasıl teşhis edilir? Bu durum u e, ultrasonografik görüntüyle bağırsakların e, muayenesinde görülür. Bunu da e, uzmanlar yapar. Dilerseniz e, yakınınızda bulunan veteriner fakültelerine giderek bunun da teşhisini koydurabilirsiniz. Yani bu kronik hissel şekilde seyreder. E, dönem dönem tekrarlar, dönem dönem iyileşir. Dönem dönem tekrarlar, dönem dönem iyileşir. Bu durumda ise e, çeşitli sindirim enzimleri kullanılabilir. Çünkü e, besinden tam olarak yararlanamadığı için aynı zamanda kilo kaybı da vardır. Ee, ne yapabiliriz peki bu durumda ee, çeşitli sindirim enzimlerinden kullanabiliriz özel gıda takviyeleri gıda e, kökenli mamalara geçebiliriz bu durumda hani sindirim daha kolay olması açısından probiyotikler kullanılabilir çünkü e, o bağırsak duvarı kalınlaştığı için bu şekilde e, tedavisi yapılabilir. Kısaca iselin nedenlerinden bahsetmeye çalıştım eğer kediniz 5 aylıktan büyük ve aşıları tamamlanmış ise şimdi bahsedeceğim yöntemleri deneyerek e, i̇selin bir şekilde önüne geçebilirsiniz. İselini e, daha katı bir forma sokabilirsiniz. Öncelikle ilk karışımımız pirinç lapası ve yağsız tavuk göğsü. Pirinç lapasını haşlıyoruz, yağsız tavuk göğsüyle harmanlayarak kedimizin önüne koyuyoruz. Bu şekilde bir e, diyet takviyesi İselin önüne geçmektedir. Bunu iki öğün şeklinde veriyoruz. Eğer iki öğünün sonunda herhangi bir düzelme, katılaşma yoksa eğer direkt veterinara doğru gidiyoruz. İkinci diyetimiz patates, patates haşlaması. Yoğurt ve yine tavuk göğsü bunun arasına dileyebilirsiniz lezzet vermesi açısından. Bunu da 2 gün veriyoruz. Eğer herhangi bir düzelme olmuyorsa hemen direkt veterinerimize doğru gidiyoruz. Bunun dışında probiyotik kullanımı da bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin oluşumunu arttıracağı için ishallerin önüne geçecektir. Probiyotik kullanımı da çok önemlidir bu gıda takviyelerinin yanında. Bu söylediğim gıda takviyelerini kullanıyoruz. Eğer herhangi bir dış gıda iyileşme görülmüyorsa eğer direkt veterinere gidiyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi e, bu e, gıda takviyelerini kediniz 4 veya 5 aylıktan büyük aşıları tamamlanmış ise kullanıyoruz. Onun dışında e, bir ishal durumu söz konusu ise eğer hemen veterinere gidiyoruz. 2 gün beklemiyoruz bu e, gıda takviyelerini de kullanmıyoruz. Bugün sizlere kedilerde ishalin nedenleri, ve bu nedenler konusunda alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoyu paylaşarak daha çok kişinin bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca instagram hesabımı takip etmiyorsanız aşağıda bırakacağım linkten instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.